Merhaba, kazanım 42 testini birlikte çözelim. Şimdi birinci sorumuz, x'in aralığı eksi 3 kapalı 5 açık aralıymış. Tamam, şimdi aşağıdaki ifadelerin diyor aralıklarını bulun. Tamam, şimdi bakın 5 çarpı x, ha, ben ne yapacağım? Şimdi bak eksi 3, 3 eşittir x küçüktür 5 ya, şimdi 5x olması için 5 ile çarpmam lazım değil mi? Ha, o zaman şuna dikkat ediyorum bir eşitsizliğe pozitif bir sayıyla çarparsan eşitsizlik yön değiştirmez. Ha, o zaman bunu buna dikkat ederek 5 ile çarptım. Eksi 15 küçük eşittir. Bak değiştirmedim. 5x küçüktür. 25. Daha bu kadar. Ha bunu şöyle gösterirsek. Bakın. Eksi 15 kapalı aralıksa köşeli parantez yaptım. Ne oldu? 25 açık aralık. Şöyle açık aralık olacak onu silelim. Şöyle yapacağız. Böyle açık aralık olacak. Tamam bu kadar. Şimdi ikincisine bakalım. Bak x artı 4 diyor. Şimdi benim aralığım neydi? Eksi 3. Şöyle şöyle. Şimdi x artı 4 olacak. O zaman hepsine ne yapayım eşitsizliğe? 4 ekleyeyim. Bir eşitsizliğe bir sayı eklenip çıkarıldığı zaman tamam mı? Ya da negatif bir sayı eklediğin zaman diyelim e, ee, eşitsizlik yön değiştirmiyor. Şimdi o zaman ben her tarafa eksi 4 ek, e, özür dilerim 4 ekleyeyim. Eksi 3'e 4 ekle 1. Küçük eşit x artı 4 küçüktür 9. Gördünüz daha bu kadar. Şimdi ne oldu? Bunu da şöyle aralıkta yazalım. 1 ve 9 açık olmuş oldu. Gördünüz mü? Bu kadar. 3'e bakalım şöyle. Aa, burada birinci ve ikincinin aslında ne var? Birleşim var. Bir aralığı çarpmak var bir sayıyla. Bir de çıkarmak. Yani eksi 2 ile toplamak var. Tamam mı? 3 3 çarpalım önce. Yine ben aralığımı yazayım şöyle. Eksi 3, x, 5. Şimdi ben bunu 3 ile çarptım. Pozitif bir sayıyla çarptığım için yön değiştirmeyecek. Ne yapalım? Eksi 9 küçük eşittir 3x tamam mı? Küçüktür kaç oldu? 3 ile çarptığım zaman 15. Şimdi ne yapacağım? Eksi 2 diyor değil mi? Yani 2 çıkaracağım. Tamam. Eksi 11. Küçük eşittir. 3x. Eksi 2. Küçüktür. 13 olmuş olacak gördüğünüz gibi. Ama bu işlemleri yaparken neye dikkat edeceğiz? Eşitsizlik özelliklerine dikkat edeceğiz. B seçeneğimiz birinci sorunun. Diyor ki bir aralık verilmiş. X'in alacağı en büyük ve en küçük negatif tam sayı değerini bulun. Şimdi X'i soruyor değil mi bana? Ha o zaman burada ne yapmam lazım? X'i yalnız bırakmam lazım. Şimdi şöyle ya benim. Verilen eşitsizlik böyle ya. 4'ü her iki tarafa atalım. Yani aslında 4 çıkaralım. Şimdi 4 çıkardığım zaman şöyle oluyor. Bakın bunu yazalım şöyle. Bak 4 çıkardım. Şöyle 4 çıkardım ve 4 çıkardım. Şimdi burası eksi 9. Küçüktür. X oldu artık. 4'ler gitti. Küçük eşittir. E, 7 olmuş oldu. Şimdi bunun alacağı en büyük değer dahillik olduğu için 7'dir. Bunun alacağı en küçük tam sayı değeri dahillik olmadığı için eksi 8'dir. Bunlar neyini istiyor? Toplamını istiyor. Topladığın zaman cevap eksi 1 olmuş olur. Evet ikinci soru. Şekil 1'deki sandalyeye bağlanan özdeş balonla sandalyeyi hareket ettiremezken Ha bak <laughs> şekil 1'deki hareket ettiremiyormuş. O zaman şöyle diyelim mi? Bak şimdi sandalyenin ağırlığına x diyelim tamam mı? xtek x diyelim. Şimdi o zaman mavi artı sarı balon tamam mı? Ağırlığı hani şimdi balon yukarı kaldıracak ya. Biz tersen yani ağırlık olarak söyleyelim. Küçüktür x olmak zorunda. Tamam mı? Yani x'ten küçük olsun ki kaldıramasın. Ee, şekil 2'deki gibi bir tane daha balon bağlanınca sandalye yerden havalanmıştır diyor. Yani mavi vardı, sarı vardı bir de yeşil balon eklersem işte bu ne oluyormuş? x'ten büyük oluyormuş ki kaldırabiliyormuş. Tamam. Diyor ki bir tane balon en fazla 4 kilogram ağırlığını kaldırabildiğine göre sandalyenin ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi bak bir tanesi en fazla 4'ü kaldırabiliyormuş. Tamam mı? Şimdi ben o zaman şurada birincisinde şuraya 4 yazsam, şuraya 4 yazsam. Tamam mı? Şimdi şunlara da şöyle 4, 4, 4 yazsam. O zaman ne olacak? En fazla diyor ya o yüzden hani 4 yazabilir. Şimdi birincisi için 8 küçüktür x. Öbürü için de bak 4, 8, 12. X ne? <laughs> 12'den küçük. O zaman ne olabilir? Tabii e, 9 olabilir, 10 olabilir, 11 olabilir. Değil mi? Bunun gibi olabilir. Şimdi hangisi olabilir diyor. Bakıyorum seçeneklerde hangisi var? 10 var. O zaman cevap ne olacak? 10 olmuş olacak. Şimdi en fazla e, 4'ü kaldırabiliyor diyor ama. Hani 8 aklınızı karıştırmasın. Mavi de sarının toplamı 8 oldu ama orada bakın dahillik yok. O yüzden ikisini ne yapamadım? 8 seçemedim. Cevap Bursa diyeceğiz.